Erdoğan. Değerli dostlar, bundan tam 2 yıl önce aramızdan ayrılan eylemlerim ve eylemcilerin Perihan ablası Perihan Polat bugün burada kısaca anacağız. Sizleri 1 dakika saygı duruşunda davet ediyorum. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Değerli dostlar, bu dünyadan bir Perihan Polat geçti. Eylemlerin ve eylemcilerin Perihan ablası. Perihan Polat 77 yaşında emekli bir Sayıştay hakimiydi. Ama onun görünüşünü gören bir köylü kadından farkı olmadığını bilirdi. Kendisine bir masrafı olmaz. Yakınlarına, dostlarına, ihtiyacı olanlara sessiz sedasız yardımda bulunurdu. Ama daha önemli özelliği Perihan ablanın, nerede bir eylem var, Perihan abla orada. Nükleer enerjiye karşı bir eylem mi var? Perihan Polat orada. Siyanürlü altın işletmeciliğine karşı bir protesto eylemi mi var? Perihan abla orada. Kamu emekçilerin hak mücadelesi mi var? Kamu emekçileri direnişe mi geçmiş? Perihan abla orada. Mimarlar, mühendisler sokağa mı dökülmüş? Perihan abla orada. Hekimler, doktorlar, sağlık emekçileri sokakta mı? Perihan abla hemen orada. Kamu emekçileri KHK'yla işlerinden ihraç edildikleri işlerini mi istiyorlar? Perihan abla burada. Şurada, Yüksel Caddesi'nde başlayan direnişin başından sonuna sabah akşam yapılan bütün açıklamalarında Perihan abla eylemcilerle beraberdi. Benim iş yerinde Dikmen 390 numarada yaptığım bütün eylemlerde Perihan abla buradaydı. Cemal Yıldırım'ın iş yerinde oradaydı. Esemeliler'in iş yerinde oradaydı. Keskin yaptığı bütün eylemlerde Perihan abla oradaydı. 1 Mayıs 2018'de burada 3 tane direnişçi kadın, Acun Karadağ, Nazan Bozkurt ve Gülnaz Bozkurt basın açıklaması yapacaklardı. Acımasızca Perihan abla da onların yanındaydı. Acımasızca tomalarla saldırdılar. Tomadan sıkılan tazikli sularla her 3 kadın ayakları yerden kesildi. Perihan ablayla beraber yere çöktüler, yere oturdular. Bu 3 kadın saçlarından sürüklenerek gözaltına alındı. Perihan ablayı almadılar. Perihan ablayı ite kaka buraya kadar getirdiler. İşte tam burada. Ben de o sırada görüntü alıyordum, çekim alıyordum. Tomadan sıkılan sularla ıslanan telefonumu silmekle uğraşıyordum. Küt diye bir ses duydum. Şuradaydım. Perihan abla burada. Arkasında duran polisi gördüm. Polis o küçücük gövdesiyle Perihan ablayı kaldırdığı gibi kafa üstü yere çarptı. Yani öyle itekleme mitekleme falan değil. Yargılama süreci bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardı. Görüntüler çıktı buradan. Görüntüler sadece bizim ifadelerimiz değil. Görüntüler çıktı ortaya ama o polis küçük bir cezayla kurtarıldı. O polis şimdi terfi etti. O polis şimdi başkomiser. Perihan abla o yıkımdan sonra bir daha yürüyemedi. Bir daha ayağa kalkamadı, yatağa düştü. Dostları bazen kızları, çocukları,
çocuklarım dediği dostları onu kollarından tutup evinden dışarı çıkartlar, gezdirdiler. Ama Perihan abla hiçbir zaman dengesini bularak yürüyemedi ve Perihan abla çöktü. O dinç kadın, o 2,5 saat sabah, her sabah 2,5 saat yürüyerek benim iş yerime gelen kadın, yürüyerek Çankaya sırtlarından buraya gelen kadın bir daha yürüyemedi ve 2 Mart 2022 tam 2 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Beren abla, Beren Kulak burada bir iz bıraktı. Bir onur bıraktı. Burada çocuklarım, evlatlarım dediği insanlar direnirken Perihan abla beni de alın diye ısrarla gözaltı aracının kapısını yumrukluyor. İşte o insanın anısı sönmesin diye biz burada anmaya devam ediyoruz. Beren abla yüreğimizdedir, yüreğimizde yaşayacak. Ben bu kadar kısa, özet bir açıklama yaptım. Eklemek isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız varsa ek yapabilirler. Hepinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kez daha saygıyla anıyorum. Işıklar içinde olsun. Yıldızlar yoldaş olsun. Değerli arkadaşlar, Perihan Polat yoldaşımız aynı zamanda bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesini yılmaz nefretlerinden. Benim ablamdı ve 45 yıllık bizim dostluğumuz oldu. Türkiye İşçi Partisi'nde, Dünber'de, Sayıştay'da, iş yeri temsilciliğinde ve 80 sonrası yıllarda emin arkadaşımızın sözünü ettiği bütün eylemlerde hep başrolü oldu ve yılmadan mücadele etti. Tekrar anısı önünde ben de saygıyla eğiliyorum. Dur. Bayram gel. Bayram biraz şey.